Bugün kuru yemişlerden konuşacağız. Hepimizin sık sık tükettiği, böyle bolca, özellikle böyle diyetlerde bol bol bize verilen çiğ haliyle kuru yemişleri. Kuru yemiş türleri nelerdir? Kuru yemişler aslında şöyle kabaca ikiye ayırabiliriz. Bir meyvelerin kuruları var, bir de tohumların kuruları var. İşte meyvelerden en çok ülkemizde özellikle Malatya'da olan işte kayısı, işte keza incir, üzüm vesaire. Bir de yağlı tohumlar var. Fındık, fıstık, badem gibi. Bu tip türler sayabiliriz. Tabii çok çok çeşitler var ama hani en çok tüketilen ve ülkemizde özellikle mesela ay çekirdeği bunlardır. En çok bunları görüyoruz. Evet. Peki sağlığımız üzerine etkileri nelerdir kuru yemişlerin? Aslında sağlık için böyle hani sayısız faydaları var, saymakla bitmez ama ben tabii böyle çok hepsine teker teker girmeden böyle kabaca birkaç etkisinden bahsedeyim. Öncelikle bir kere çok doğal ve katkısız ürünlerdir. Yani böyle bir şey atıştırmak istediğimizde gidip böyle prosesten paketli geçmiş. Paketli bir gıda alacağımızda. Evet, yani hani bu da paketli olmasına rağmen aslında prosesten geçmemiş ve işlenmemiş. Paketli değil de işlenmiş gıda. Çok doğru. Çok sağlıklı bir seçenektir. Mesela işte ön plana çıkanlardan bir tanesi cevizdir. İçerisinde esansiyel bir yağ asidi olan omega 3 vardır. Esansiyel ne demektir? Yani vücudun salgılayamadığı, üretemediği ve dışarıdan alınması zorunlu olan, almadığınızda da vücutta bir takım hastalıkların ortaya çıkabildiği durumdur. Mesela cevizde işte ön plana çıkan omega 3'tür. Ne bileyim işte bademde çinko vardır. Bağışıklık sistemini destekler. İşte fındıkta bir takım faydalı yağ asitleri yine ve E vitamini vardır. Antioksidandır. Yani bunlar sözün özü vitaminler ve mineraller açısından oldukça zengindir. Vitamin mineralleri şöyle söyleyeyim. Bir besinde bulunan mikro besin öğeleridir. Bir de makro besin öğeleri vardır. Hı hı. Bunlar nedir? İşte protein, karbonhidrat ve yağdır. Hı hı. Aslında kuru yemişlere baktığınızda makro besin öğelerinden de oldukça dengelidir. İçinde hem yağ bulunur, hem karbonhidrat bulunur, hem protein bulunur. Kuru yemişlerde bu üçü de bulunuyor yani. Üçü de bulunuyor. Üçü bulunduğu için de çok böyle uzun süre tokluk hissi veriyor. Hmm. Tabii ki özellikle işte fındık, fıstık, bademde yağ oranı birazcık fazla. Yani kabaca bunların %50-60 ama faydalı yağlardan oluşuyor. Hmm. Yağı fazla olduğu için şöyle bir algı var. Acaba çok mu yüksek kalorili? Hmm. Evet, çok düşük kalorili değiller ama doyum sağladığı için size belli bir miktarda kalori verse de uzun süre tokluk hissi yaratıyor. Tok tutuyor ve aslında sağlıklı yağ verdiği için bize, yani hani dışarıdan işte işlenmiş kızartma, mızartma yağı değil, güzel bir yağ veriyor. Vücudumuzun ihtiyacı olanı veriyor değil mi? Aynen öyle. Peki kuru yemişleri biz hangi yönde tüketmeliyiz? Bütün diyet listelerinde hemen hemen kuru yemişleri görüyoruz zaten. Bir de çiğ hali, kavrulmuş hali farkını da anlatalım. Şöyle, yani kuru yemişler aslında günün her saat tüketilebilir. Hani illa şu yönde tüketelim diye bir kural yok. Ama ben genelde ne yapıyorum? Uyguladığım işte klinime gelen danışanlarımda genellikle kuşluk öğününde mesela mutlaka benim bir kayısı cevizim vardır. Hmm. Hani böyle kahvaltıyı yaptın, aradan böyle bir 2-2,5 saat geçti. Şöyle hafiften şekerin düşmeye başladı. Mesela orada bir kuru kayısı ceviz tüketilebilir. Hmm. Keza işte. Öğlen yemeğine de saldırmamak için değil mi? Tokluk hissi öyle yaratsın diye. Hem de metabolizmayı çalıştırır. Hmm. Aynı şekilde ikindi ara öğünde de tüketilebilir. Yani bunun dediğim gibi bir kural yok. Ben her zaman şunu yapıyorum. Bunlar bakın en önemli konu, hem böyle özellikle pakette olanlar kolay kolay bozulmuyor ve çok kolay taşınabiliyor. Hı-hı. O yüzden de çantanıza, arabanıza, elinizin altına her daim tutabilirsiniz. Hı-hı. Ve çok da pratik bir şekilde tüketebilirsiniz. Yani. Şimdi paketli gıdalardan kaçınalım diyoruz ama kuru yemişte paketli olması daha mı sağlıklı aslında? Tartışmasız bence daha sağlıklı. Şunun için söylüyorum. Kuru yemiş paketlenirken bir katkı maddesine ihtiyaç duymaz. Maruz kalmıyor. Evet. Paketlendiği zamanki avantajı şudur. Şimdi bir ürünün çok sağlıklı olması tek başına yeterli bir şey değil. Yani o ürünün aynı zamanda doğru bir ürün olması lazım. Hı-hı. Yani evet, ceviz çok faydalı ama siz yanlış bir ceviz aldığınızda sağlığınıza faydadan çok zarar sağlarsınız. Hı-hı. Ne gibi yanlışlıklar olabilir? Örneğin aflatoksin üremiş olabilir. Hı-hı. Yani uygun olmayan depolama şartlarında, neme maruz kaldığında ürünün içerisinde aflatoksin oluşur ki bu da karaciğer kanserinin nedenidir. Aa. Yani düşünsenize hani sağlıklı olmak için ceviz yiyorsunuz ya da işte badem yiyorsunuz. Ama sağlığınızı bozuyorsunuz. Tükettiğiniz ceviz çok güvenli bir ceviz değil. Bu da sizin sağlığınızın bozulması neden oluyor. Tabii ki paketlilerde şöyle bir avantaj var. Bunların mikrobiyolojik kontrolleri yapılıyor. Hava geçirmeyen, işte ışık geçirmeyen uygun bir ambalajla paketleniyor. Ve işte üretim tarihleri ve son tüketim tarihleri her şey net bir şekilde yazıyor. Dolayısıyla hani biz açıkçası kuru yemiş seçerken paketli olanların tercih edilmesini daha güvenilir buluyoruz. Daha güvenli, daha sağlıklı buluyorsunuz. Tartışmaz. Peki kavrulmuş çiğ? Kavrulmuş çiğ konusu çok tartışılıyor. Yani şöyle söyleyeyim, bir gıdaya ısıl işlem uygulanması her zaman için besin değerinde bir takım kayıplara neden olur. Evet, biraz daha lezzet katıyor kuru yemişte kesin galiba. Kesin, yani o daha ama böyle çıtır çıtır oluyor, evet, daha böyle tüketimi hoş oluyor. Açık ve net söyleyeyim buradan dürüstçe, ben de kavrulmuş olanların lezzetini daha çok seviyorum. Evet. Ama hani sağlık açısından baktığınızda kavrulmaması, yani çiğ olarak tüketilmesi besleyici açıdan daha iyi. Bir de burada minik bir dipnot düşeyim.
Şimdi tabii herkes için söylemiyorum bunu ama bazı kuru yemişçilerde sürekli kuru yemişler kavrulur. Niye? Çünkü şimdi kuru yemişi depolarsınız, o belli bir süre nemlenir, yemek kalitesi bozulur. Dolayısıyla hani genelde de tekrar satıcılar da tekrar kavururlar. Hem de siz böyle çok sıcak ve taze bir kuru yemiş aldığınızı düşünürsünüz. Aslında çok böyle beklemiş ve biraz böyle artık içindeki yağların okside olduğu bir kuru yemişi yiyorsunuz. Kıymetini kaybetmiş olabiliyor. Kıymetini yani birazcık kaybediyor. Güvenilirliğini kaybediyor. Bu dediğim gibi hani herkes için geçerli değil ama benim birçok şahit olduğum bir konu. Sürekli böyle bir kavurma işlemi uygulanır. Peki taze kuru yemiş nasıl anlaşılır? Neye göre seçelim? Taze kuru yemiş açıkçası işte anlamanın tek yolu onun miadını bilmeniz lazım. Yani ne zaman üretildi, ne zaman paketlendi, ne zaman son kullanma tarihi var. Onun dışında gerçekten çok beklemiş bir kuru yemişi ben size kavurup onu böyle kavurursunuz, böyle hafif beklersiniz. O soğur, verdiğimde çıtır çıtır yersiniz. Siz onu taze olduğunu zannedersiniz ama hani onun taze olmadığı nettir. Yani orada uygulanan ısıl işlem birazcık kafamızı karıştırabilir. Dolayısıyla üretim tarihi ve son tüketim tarihine bakmak lazım. Ayrıca onu da yine altını çizeyim. Sık kavurma. Sonuçta bunlar yağlı tohum. İçlerinde bol miktarda yağ var. Yağların iyice okside olmasına ve serbest radikallerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Serbest radikallerde maalesef vücudumuzun birer baş belasıdır diyebiliriz. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Peki hangi kuru yemişler bizi tok tutuyor? Yani daha çok neye yönelelim? Şöyle mesela, bir de diyet yaparken kuru yemişle ilgili yapılan hatalar neler? Şimdi öncelikle yağlı tohumların tüketiminde belli bir limitimizin olması gerekiyor. Yani her şeyde olduğu gibi onda da var. Günün sonunda hani kalori yoğunluğu evet çok besleyici, çok sağlıklı ama... Kilo ile avuç avuç yemeyeceğiz. Evet yani şimdi şöyle bir şey vardı. Benim bir tane hastam vardı, kulağı çınlasın. Adamcağız böyle 150 kilo falan ya, dedim ki beyefendi ne yediniz bu kadar kilolu oldunuz? Şimdi adamcağız her sağlıklı şeyden çok fazla yiyor. Ha. Şimdi bir kere bu algımıza bir dikkat edelim. Yani sağlıklı olan her şeyden sınırsızca yiyemiyoruz. Yani tabii bunun ki içinde işte yoğurt da var, işte peynir de var. Yani doğal her türlü gıda var. Dolayısıyla bir limit gerekiyor. Kuru yemişlerde de böyle. Ortalama ben verdiğimde kişinin tabii ki metabolizm hızına göre günde işte 10 ila 20 badem, yanında 4-5 tane kuru kayısı verebiliyorum. Ha diyelim çok acıktık ya da hani yiyecek bir şeyler yemek istiyoruz ama hani yiyecek yok. Mesela bir ana öğün olarak da böyle çok güzel pakette karışık kuru yemişler. Onlardan atıştırabiliriz. Ama böyle gece oturdunuz böyle çok açsınız ve bir şeyler hakikaten yemek istiyorsunuz. Ben burada diyorum ki leblebi. Çünkü leblebi aralarında beyaz leblebi mi sarı leblebi mi? Aslında ikisi de olur. Kişi hangisini seviyorsa. En düşük kalorili olanlarından bir tanesi. Bir de böyle kurudur. Onu böyle yersiniz. Midenizdeki o suyu da emer. Mideyi de rahatlatır. Mideki asitliği de düşürür. Mesela leblebi de birazcık bonkör olabiliriz. Bir de şimdi tabii yaz mevsimi geliyor. Artık böyle parklarda, bahçelerde bol bol çekirdek de çitleyeceğiz. Şimdi onu çok soracaktım. Evet. Benim çok sevdiğim bir şey. Hatta böyle arada sosyal medyada da paylaşıyorum. Nasıl yiyorsun bunu falan diyorlar. Hani çekirdek, ay çekirdeği özellikle çok yağlıdır diye kaçınırız ya. Evet. Onda nelere dikkat edelim? Onda benim en çok söyleyeceğim şey şu. Bir küçük bir paket alalım. Çünkü onun böyle bir bağımlılığı var. Hani böyle başlıyorsun, çitliyorsun sürekli. Bitmiyor. Evet, yani o böyle hakikaten şey, insanı böyle kendine bağlıyor. Ben de çok seviyorum. İkincisi de mümkünse tuzsuz olanlarını tercih edelim. Tabii tuzlu, tabii ki şişkinlik ve aynen önemli. Öyle. Yani çünkü hani tuzlu da daha lezzetli. Tabii. Kesinlikle. Yani bugün baktığımızda işte hipertansiyonun, mide kanserinin nedenlerinden bir tanesi yüksek tuz tüketimi, işte vücuttaki ödemin ve biz maalesef birazcık fazla tuzlu beslenen bir toplumuz. Evet. Yani günlük tüketmemiz gereken sodyum miktarının üzerine çok çıkıyoruz. Üzerine çıkıyoruz. Dolayısıyla ona dikkat etmek gerekiyor gibi. Mevsimine göre kuru yemiş seçimi var mıdır? Nasıl? Şimdi mevsimsel olarak şöyle, aslında hani kuru yemişlerin dediğim gibi hani bir üretim paketleme son kullanma tarihi olduğu için yani yılın 12 ayı rahatlıkla kullanabiliriz. Ama hani burada birazcık daha sosyal şeyler ön plana çıkıyor. İşte benim mesela yaz deyince ve kuru yemiş deyince aklıma açıkçası çekirdek geliyor. Yani hani mevsimsel olarak mesela çekirdek çok böyle ön plana çıkan bir ben de çekirdek şekilde. 12 ay var. Doğru. Ben bayağı seviyorum yani. Peki ay çekirdeğini nasıl tüketelim? Faydaları nelerdir? Ay çekirdeğinin çok faydalı yağ asitleri var. Diğer şeylerde olduğu gibi. Kuru yemişlerde olduğu gibi. Yine içerisinde protein, karbonhidrat ve yağdan zengin. Bunu daha ziyade böyle hani akşam yemeğinden sonra ne bileyim böyle oturduk televizyon karşısında ya böyle bir şeyler tüketmek istiyoruz. Böyle bir kase rahatlıkla alıp tüketebiliriz. Yine dediğim gibi burada altını çizeyim. Tuzsuz olanları tercih edersek çok daha iyi olur. İyi olacaktır. Peki şimdi Ramazan ayındayız. İftarda ve sahurda nasıl kuru yemişler öneriyorsunuz? Tokluk da vermesi açısından. Tabii. Mesela Ramazan'da çok böyle iç içe geçmiş bir şeyimiz var. Meyvemiz var işte hurma. Hurma. Son derece faydalı. Ben her zaman Ramazan'da
orucun işte su ve hurma ile açılmasını çok doğru buluyorum. Hı hı. Çünkü şimdi gün içerisinde kan şekerimiz giderek düşüyor. Kan şekerinin dengelenmesi lazım. Bir anda böyle çok hızlı bir şekilde yemeğe saldırmak genelde işte hazımsızlık, şişlik, hiperinsülemiye bağlı uyku hali olabiliyor. Ne yapacağız? Öncelikle işte su ve 1-2 hurma ile orucu açacağız. Arkasından belki bir çorba içeceğiz. Bir 15-20 dakika kadar ara vereceğiz. Sonrasında ana yemeğe geçilebilir. Yemeğimizi yedik, bitti. Her şey süper. Aradan böyle bir 2 saat sonra işte kuru yemiş faslı başlayabilir. Hı-hı. Orada böyle bir işte kasede yine sahura doğru fırında devam eder. Aynen öyle. Aynen öyle. O şekilde tüketilebilir. Kuru yemişten bir takım tarifler de yapılabilir. Mesela hı-hı, evde rahatlıkla kişi kendi fıstık ezmesini kendisi yapabilir. Gayet evet, katkısı ve doğal. Evet, çok revaçta evet, değil mi? Görüyoruz evet, genelde. Ben de mesela sosyal medyada çok yapıyorum bu tip böyle kuru yemiş tariflerini. Örneğin işte çok basit. Yani kuru yemişi işte yer fıstığını aldık marketten. İşte kabuklarını soyduk. Böyle güzel iyi çalışan bir robotta iyice onu çektik. O önce böyle toz gibi olur. Ona çektikçe onun yağı çıkacaktır. Bu sefer böyle kremamsı bir hal alır. Ondan sonra tatlandırma başlıyor. Neyle tatlandırabiliriz? Ben pekmezle tatlandırmayı seviyorum. Kimisi balla tatlandırıyor. Tabii ki şeker kullanmıyoruz. Onu bir şekilde karıştırdığınızda, bir kavanoza koyduğunuzda harika bir enerji kaynağı. Son derece hani sağlıklı, ev yapımı doğal bir şey oluyor. Onu böyle yani hiçbir şey gerek yok. Böyle bir tatlı kaşığı alıp yediğinizde bile o tatlı ihtiyacınızı karşılıyor. Bir de burada bir dipnot. Yer fıstığını ben çok önemsiyorum şu açıdan. Şimdi onu diyecektim. Yer fıstığından da yıllarca kaçındık. Çok yağlı olduğunu hep düşünerek, ama şimdi sporcular, işte spor eğitmenleri, işte diyet uzmanları sizin gibi, herkes yer fıstığını tavsiye ediyor. Onu nasıl tüketeceğiz? Yer fıstığında iki tane önemli konu var öne çıkan. Bir, bence diğer yağlı tohumlara göre daha ucuz olması. Yani bir fındık, fıstık, bademe göre yer fıstığı çok daha ucuz. Bu önemli. İkincisi de yağlı tohumlar arasında en yüksek proteine sahip olan ürün. O yüzden zaten sporcular tercih ediyor değil şimdi mi? Şimdi protein ihtiyacını karşılamak açısından yer fıstığı bence son derece iyi bir üründür. Dediğim gibi hani olduğu gibi bir kasede yenebilir. Ya da fıstık ezmesi formatı, özellikle böyle enerji gereksinmesi yüksek kişilerde, sporcularda, ne bileyim işte büyüme çağında olan kişilerde fıstık ezmesi şeklinde tüketmek müthiş bir enerji bombasıdır. Ayrıca yine diğerlerinde olduğu gibi çok çok faydalı yağ asitleri vardır. Burada bir aslında mesaj verelim. Şimdi birçok meslektaşım böyle hani ya da işte birçok beslenmeyle uğraşan kişi yağ tüketimini birazcık böyle daha kontrollü olması gerektiğini ya da belki de ekstra kontrollü olması gerektiğini savunur ama. Ama vücudumuza yağ almadan yağı da yakamıyoruz çok lazım, değil mi? Ve yapılan bir çalışmaya göre günlük belli oranda kuru yemiş tüketenlerin vücut yağ dokularının azalmasına fayda sağladığı bildiriliyor. Yani burada şunu söylüyorum. Vücudunuz evet bir yağ kaynağı alıyorsunuz, ancak bu sağlıklı bir yağ kaynağı. Ve doğru bir beslenme çerçevesi içerisinde bu yağ kaynağı sizin aslında vücudunuzdaki yağ dokusunun da azalmasını sağlıyor. Böylece bu konuda yayınlanmış bir literatür yüzümüz var. Yüzümüz bile çökmüyor yani. Aynen aslında öyle. Yüzümüzden de yağ kaybedince yaşlanıyoruz ya, ona dikkat etmek lazım. Peki aynen, kuru yemişleri nasıl saklayalım? Bir de en son onu sorayım. Kuru yemişleri şöyle, şimdi paketli bir kuru yemiş aldığınızda şey çok güzel. Yani hani açıyorsunuz, içine yiyeceğiniz kadarını alıyorsunuz, çiçisi de kapatıyorsunuz ve muhafaza ediyorsunuz. Yani bu son derece pratik ve iyi bir imkan sunuyor aslında bize gıda sanayi. Çünkü orada en önemli konu bunun hani makul bir serinlikte, yani mümkünse hatta buzdolabında ya da evin böyle serin bir yerinde saklamak her zaman iyidir. Hani böyle bir cam kavanoza koyarlar çok önermiyorum çünkü dışarıdan ışık alıyor. Ayrıca o cam kavanozun kapağını tam kapatamayabilirsiniz, çok fazla oksijen girebilir içerisine. Yani bizim bir gıda güvenliğinde istediğimiz şey şu: ürünü düşük sıcaklıkta mümkün olduğunca. Bu mesela çok proteinli bir gıdaysa 4 derece. Yani peyniri nasıl saklayalım deseniz derim ki mutlaka buzdolabına koyalım. Dışarıda durmaz. Hani kuru yemiş dışarıda durur mu? Durur. Ama raf ömrünü uzatmak istiyorsak, hemen tüketmeyeceksek. Evet, serin yerde tüketeceğiz. Oksijenle olan temasını keseceğiz. Yani işte o ağzını bir güzel kapatacağız onu. O şekilde uzun süreler dayanacaktır. Dayanabilir, saklayabiliriz. Peki günde ne kadar kuru yemiş miktarı öneriyorsunuz? Bir daha onu bir hatırlatalım. Evet. Şöyle söyleyeyim. Kabaca 30 gramlık herkes mutlaka her gün kuru yemiş yemesi lazım. Yani bu şöyle aldığınızda bir avuç dolusu kuru yemiş yapar. Burada bir çeşit yapmak da iyidir. Çünkü hani beslenmede öyle bir şey vardır ki tek bir gıda her şeyi içermez. Bizim doğadan almamız gereken vücudumuza ortalama 8000 farklı öğe var. Bu dağılmış durumda. Bunun bir kısmı meyvelerde, işte ekmekte, sütte, kuru yemişte, sebzelerde. Şimdi tek bir besine dayalı beslenmeyi biz çok önermeyiz. Biz hatta aynı besin içerisinde çeşitlilik de öneririz. Tabii yani işte ki her gün sadece badem değil. İşte badem diye, fındık diye, fıstık diye, leblebi diye. Çeşit yaparak. Böyle bir çeşit yaparak tüketmek iyi. Mesela ne dedim? İşte cevizde omega 3 var ama bir diğerinde yok. O yüzden gün ve gün değiştirerek gün aslında değiştirerek bir avuç. Aynı seferde aynen böyle bir avuç birkaç çeşit tüketerek bence bizim yemek harika. İyi. Aynen.